Mimar Barışı ile ilgili gelmiş olduğumuz noktada 31.12.2017 tarihi itibariyle başlayan imar barışı başvuruları bugün geldiğimiz noktada 31.10.2018 tarihinde son bulacak. Bize gelen herhangi bir resmi bir genelge, resmi bir yazı da olmadığını söylemek istiyorum. Çünkü kamuoyunda bu biraz dillendirildi uzayacağıyla ilgili. Bu konuyla ilgili tamamen Bakanlar Kurulu yetkili. Şu an için uzaması bu işin söz konusu değil ama biz gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Uzadığı takdirde vatandaşlarımızı zaten bu konuda hemşerilerimizi bilgilendireceğiz. İmar barışı çıktıktan sonra bir takım sivil toplum kuruluşlarının özellikle bu konuyla ilgili serzenişleri oldu. Bu konularla ilgili de geçtiğimiz dönemde yapılan toplantılar neticesinde ortaya bir sonuç çıktı. Sonuç şuydu, ticari noktalarda, ticari binalarda imar barışı harçlarının çok fazla çıkması vatandaşlarımızı bu konuda imar barışına başvuruda biraz imtina etmeleri sonucunu ortaya doğurdu. Dolayısıyla başvuru sayısında aslına bakarsanız Türkiye genelinde 5 milyonun üzerinde bir başvuru var. Başvuru sayısında bir düşüklük söz konusu değil ama daha çok başvurunun gelmesi hedefleniyordu. Siz vatandaşlarımız biliyor zaten bunu, hemşehrilerimiz, 13 milyonun üzerinde bir yapıdan bahsediliyor Türkiye genelinde. Dolayısıyla yaklaşık bir ay kadar kaldı artık imar barışının başvurusuyla ilgili son güne, bir ay var. Bu bir ay kala ortada yarısına yakını başvurduğunu düşünürsek de bununla ilgili bir takım yeni kararlar alındı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından. Bu kararlardan en önemlisi, bu konuyla ilgilenenler bileceklerdir, binanın İskan almamış kısımları varsa binanın tamamını yapı kayıt belgesi harcıyla cezalandırıyordu konutlarda. Ticarette de bu böyleydi. Yine ticari binalarda, mesela bir AVM'de, bir hastanede, bir otelde eğer bir kat kaçak olsa bile binanın tamamını ödettiriyordu imar barışına sokabilmek için. İskan almamışsa, ama bunun altını çiziyorum. Dolayısıyla şimdi burada ciddi yekünler ortaya çıktı. Vatandaşlar da, özellikle turizm bölgelerinden gelen, otel yöneticilerinden gelen serzenişler hükümetimizi bu yönde bir yeniliğe sürükledi. Şimdi ne oldu toparlarsak? Ticari binalarda binanın yalnızca iskana aykırı, imara aykırı, ruhsata aykırı kısmı imar barışı kapsamında imar harcı cezasına tabi tutulacak. Bu ne demek? 5 katlı bir otel, hastane ya da ticari bir binanın ruhsatı olan bir binadan bahsediyoruz. Ama imar planında 4 kat olarak düşünelim. 5. katı kaçak. Daha önceki düzenlemede 5 katın imar harcı hesaplanıp imar para cezasıyla cezalandırılıyordu. Yani buna biz şöyle bakalım. Yapı kayıt belgesi harcı diyoruz buna biz. Bu yapı kayıt belgesi harcını 5 kat üzerinden ödüyordu. Fakat şimdi son 5. kat, kaçak olan katın yapı kayıt belgesi harcını ödeyerek yapı kayıt belgesini alıyor. Bu ciddi bir kolaylık sağlıyor vatandaşlarımıza. Dolayısıyla bu 5 milyonun üzerinde bir yapı şu an yapı kayıt belgesi başvurusu aldı. Bir ay içerisinde de yaklaşık 2 milyona yakın bir yapının yapı kayıt belgesi alacağı tahmin ediliyor. Bu ticari binalarda böyle bir güncelleme var. Ama konutlarda, bu yanlış anlaşılmasın, konutlarda yok. İskanı olmayan tüm kısımlar yapı kayıt belgesi harcını ödemek zorunda. Bunu birbirine karıştırmayalım. İkinci bir güncelleme ise yapı kayıt belgesi ödeme butonuyla ilgili. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın sitesine girdiğimiz zaman bir e-devlet şifremizle zaten başvuru yapıyoruz. Burada eksik ödeme, fazla ödemelerle ilgili güncelle butonu çıktı.
Vatandaşlarımız zaten bu konuda doğru beyan konusunda mümkün değil. Yani bilerek yanlış beyan vermezler ama teknik bir konu olduğu için eksik ya da fazla yapmış olabilirler bunu. Bu yeni düzenlemeyle bir defaya mahsus güncelle butonuyla eksik ya da fazla ödediklerini düzeltebilecekler. Fazla ödedikleriyle ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığımızın il müdürlüklerinden gelinip yere bakılacak. Yerle ilgili bir rapor tutulacak. Eğer fazla ödenmişse ilçe defterlerinde bu yazılacak. Bu defterdarlıklarında vatandaşlarımız bu fazla ödedikleri parayı alacak. Eksik ödediklerini de aynı şekilde yine bankaya gidip hesap numarasına bunu yatırmak suretiyle yapı kayıt belgelerini güncellemiş olacaklar. Biz Ordu'da dün itibariyle almış olduğumuz rakamlar yaklaşık 8500 yapının yapı kayıt belgesi aldığını görüyoruz. 19 ilçenin de içerisinde %12'lik, 13'lük kısma ÜNYE tekabül ediyor. Evet, bu bizim için imar barışının doğru anlatıldığının, ÜNYE'de en azından doğru anlatıldığının bir önergesi. İnşallah bu bir aylık süre içerisinde de vatandaşlarımız yapı kayıt belgesi alarak bu muvazeneli durumu, devletle aralarında olan bu muvazeneli durumu barışarak inşallah gidermiş olacaklar. ÜNYE'de yapı kayıt belgesi alabilecek durumda yaklaşık 1500 yapıdan bahsedebiliriz bu anlamda. Fakat bunların işte balkonu kaçaktır, çatısı kaçaktır. İşte bununla ilgili penceresi vardır, penceresi imara aykırıdır. Bunların hepsini katarak birbirine söylüyoruz. Çünkü hepsi bir yapı kayıt belgesi içerisine giriyor. Dolayısıyla bu binaların da yaklaşık %30'unun üzerinde olduğunu düşünüyoruz biz bunun. Yani ortalama yarıya yakınını yapı kayıt belgesiyle bu barışın içerisine girmiş olacak diye düşünüyoruz. Şunu da söylemek istiyorum son olarak. Bunun uzamasıyla ilgili bir takım haberler var. Bunlara itibar etmeyin. Çünkü bununla ilgili resmi açıklama yapılmadı ve bir ay sonra yapı kayıt belgesiyle ilgili imar barışı yasa süresi bitiyor. Bittiği tarihten sonra uzatılmayacaksa da ertesi gün bile bu başvuruyu yapamayacak hemşerilerimiz. Bu konuda biz kendilerini uyarıyoruz ve ivedilikle yapı kayıt belgesini almaya davet ediyoruz kendilerini. İşte 1984 yılında çıkan 2981 sayılı af'tan sonra ilk kez böyle bir imar barışı ortada. Yani aradaki süre belli. Yani 35-40 yılda bir çıkan bir şey. Dolayısıyla bu fırsatı değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz biz hemşerilerimize. Bu konuyla ilgili biz valiliğimizde ve kaymakamlığımızda yaptığımız toplantılarda hep aynı sonuçla karşı karşıya kaldık. 31 Aralık 2017'den sonra yapılmış binalarla ilgili imar barışı söz konusu değil. Dolayısıyla bu binalar imar barışından faydalanamayacaklar. Mevcut yasalar çerçevesinde kaçak yapılıyorsa 32. ve 42. madde dediğimiz imar kanunu 32. ve 42. maddesi gereği para cezasına çarptırılacaklar. Yıkım kararı alınacak ve devletimiz şunu da öngörüyor. Biz bir barış hazırladık. Bu barışın içerisinde biz kötü konut stoğunu yasal hale getiriyoruz. Bu tarihten sonra yapılan binalara da hiç göz açtırmayacağız. Kaldı ki bununla ilgili ilk imareler gelmeye başladı. Bu nedir? Elektrik ve su abonelikleriyle ilgili yapılacak olan bağlantılar. Artık elektrik ve su abonelikleri iskanı olmayan, bakın ruhsatı olmayan demiyorum, iskanı olmayan binaların hiçbirine elektrik ve su aboneliği yapılamayacak. Dolayısıyla bu tarihten sonra kaçak yapılan binaların hepsi bizim tespitimizdir, bizim tutanağımız altındadır. Bununla da ilgili gerekli işlemleri biz yürütüyoruz. Vatandaşlarımız yapı kayıt belgesi almış olsa bile bununla ilgili 31 Aralık 2017'den sonra yaptığı yapılara yapı kayıt belgesi almış olsa bile, ki yapı kayıt belgesi beyana esas olduğu için yapı kayıt belgesini alabilir. Ama bu tespit edildiği andan itibaren yapı kayıt belgesi iptal olur.
Bununla ilgili ödemiş olduğu yapı kayıt belgesi harcını geri alamaz ve hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun ilgili yasaları maddesince yanlış beyan ve yalan beyanda bulunmaktan hakkında dava açılır. Dolayısıyla biz vatandaşlarımıza bu yola tevessül etmemelerini istiyoruz, rica ediyoruz kendilerinden. Çünkü mağdur olan kendileri olacaktır. Bizim bu bölgeyle ilgili, Ordu bölgesiyle ilgili Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerinde ve belediyemizde, Büyükşehir Belediyesi'nde bununla ilgili hava fotoğrafları var. Bir takım halihazır fotoğraflar, halihazır haritalar var. Dolayısıyla bir binanın ne zaman yapılıp yapılmadığını çok rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Bu yola tevessül etmesinler, gelsinler, kendilerine ruhsat verelim, inşaat ruhsatı verelim. Alınamayacak durumdaysa da nasıl ruhsat alınabilir hale getirelim, onu tartışalım ve bu konuda kendilerine kolaylık sağlayalım. Bizler tekrardan bu son bir aya girilmiş bu dönemde vatandaşlarımızı daha hassas olmaya davet ediyoruz ve yapı kayıt belgesini almaya davet ediyoruz.